Muğla'da Piyanist İdil Biret Konseri. 5 Sanat'ta Aslıhan Batur'la Keman Yolculuğu. Ölümünün 45. yılında Aliye Berger. Feride Çetin'le oyunculuk üzerine söyleşi. Edebiyat ve sinema asıl ilgi alanım. Kültür sanat gündemini hayatınıza taşıyan Hayat Sanat başlıyor. Antalya'nın Kemer ilçesindeki Tunç Çağı'na ait olduğu belirtilen 3600 yıllık gemide kazı çalışmalarına başlandı. Kentin batı kıyılarında tespit edilen batıkta, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Texas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nden katılan uzmanlar, Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde Antalya Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda kazı çalışmalarını gerçekleştiriyor. Vali Münir Karaloğlu, sualtı kazı çalışmasını gerçekleştiren ekibi teknelerinde ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dünyanın önemli sualtı arkeoloji müzesinin Kemer'de kurulacak olması turizm açısından önem taşıyor. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Konya'da inşa ettiği en büyük kervansaray olan Zazadin Hanı, dönemin özelliklerini yansıtan düzenlemeleriyle ziyarete açıldı. Konya'ya 22 kilometre uzaklıkta, Aksaray-Konya karayolundan 5 kilometre içeride Tömek Köyü yakınında yer alan Zazadin Hanı, Selçuklu kervansaraylar ağının en güzel yapılarından biri olarak biliniyor. Selçuklu motifli süslemeleriyle dikkatleri üzerine toplayan taç kapıdan girilen, ihtişamıyla insanları büyüleyen handa, yazlık ve kışlık bölümü olmak üzere 24 odayla mescit, hamam, ambar, depo ve ahırlar bulunuyor. Selçuklu dönemi taş işçiliğinin güzel örneklerinden biri olarak gösterilen hana gelen yerli ve yabancı turistler, mekanın zarafetinden kendini alamıyor. Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan ve içinde 65 milyon yıl öncesine dayanan kaya oluşumlarının yer aldığı Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistleri bekliyor. Malatya-Kayseri Karayolu'nda yer alan 28 kilometrelik vadi, bünyesinde barındırdığı ideolojik özelliklerle dünyadaki ilginç doğal alanlar arasında gösteriliyor. Neolitik çağdan kalma kalıntıların da bulunduğu Levent Vadisi, jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları bünyesinde barındırıyor. Her mevsim ziyaretçilerine ayrı bir tablo sunan Levent Vadisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, İstanbul konserlerinin ardından Avrupa'da 7 konser gerçekleştirdi. Şef Cem Mansur yönetiminde bu yıl 13. yılını kutlayan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Türkiye'nin en başarılı konservatuarlarından seçilen 76 genç müzisyenle birlikte Almanya ve İtalya'da Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası'na seçilen genç müzisyenler, Avrupa'nın en önemli konser salonlarında sahneye çıktı. Avrupa'da gerçekleşen konserler 9000 sanatseverin katılımıyla büyük ilgi gördü. Piyanist İdil Biret, Muğla'nın Menteşe ilçesinde konser verdi. İdil Biret Müzik Festivali etkinlikleri kapsamında Menteşe Profesör Doktor Şadan Gökovalı Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen etkinlikte devlet sanatçısı İdil Biret, Bilkent Senfoni Orkestrası Başkemancısı Irina Nikotina ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Violensel Grup Şefi Julia Krepak'la Felix Mendelssohn Çaykovski triyolarını seslendirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gür'ün, Bilkent Senfoni Orkestrası Başkemancısı Irina Nikotina
ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Violensel Grup Şefi Julia Krepa'a, Muğla Valisi Esengül Civelek ise İdil Biret'e çiçek ve plaket takdim etti. Yaklaşık 2 saat süren konseri sanatseverler beğeniyle izledi. Konser sonunda izleyiciler sanatçıyı uzun süre ayakta alkışladı. Günümüzde saraçlık mesleği kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden biri. 75 yaşındaki Emin Yiğit, Bursa İnegöl'de saraçlık zanaatini ayakta tutan nadir ustalardan. Her gün sabahın erken saatlerinde tezgahın başına geçip deriyi işliyor, at koşumu formu hazırlıyor. Deriyi biz bütün olarak alıyoruz, tezgahta kesiyoruz, parçalara bölüyoruz, ne olacaksa ona göre ayırıyoruz. Kalanını tokası takılacaksa takıyoruz. Talebin azalmasıyla birlikte saraçlık mesleğinin yok olmaya başladığını fark eden Yiğit, baba mesleğini sürdürmeye çalışıyor. Pazarcılar var. Pazarcılar geliyorlar, alıyorlar. Eski müşterilerimiz de var Trakya tarafında. Saraçlık'ta Emin Yiğit'in ününü bilenler tek ustadan alışveriş yapmaya devam ediyor. Üsküdar, gezilecek yerler bakımından İstanbul'un en zengin semtlerinden biri. Bizanslılar döneminde Altınşehir diye anılan Üsküdar, çeşitli çağlarda türlü kavimlerin istilasına uğrayan bir semt. İlçede oldukça önemli tarihi yapılar bulunuyor. İstanbul'un simgelerinden biri olan Kız Kulesi, kartpostallarda, turistik reklamlarda ve dizilerle filmlerin geçiş sahnelerinde olmazsa olmaz görüntülerden bir tanesi. Farklı medeniyetlere tanık olan ve birçok efsaneyi barındıran hikayesiyle Kız Kulesi, Üsküdar'a giden herkesin görmesi gereken görkemli bir yapı. Üsküdar iskelesinin karşısında yer alan Mihrimah Sultan Camii, Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan için Mimar Sinan'a yaptırdığı tarihi bir yapı. Caminin inşa edildiği dönemin en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen oymalı mermer minberinde geometrik geçme, Rumi, palmet motifleri bulunuyor. Üsküdar Meydanı'ndaki Sultan 3. Ahmet Çeşmesi'nin 1728'de Boğaz'dan gelip geçen yolcuların ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla deniz kenarına inşa edildiği, bugünkü yerine ise meydan düzenleme çalışmaları sırasında taşındığı biliniyor. Çeşmenin cephe tasarımında kullanılan gül ve krizantem işlemeler, çeşmedeki sanatsal işçiliğin güzel örnekleri arasında yer alıyor. Üsküdar'ın simgelerinden biri de tarihi Şemsi Paşa Medresesi. Sultan II. Selim'in veziri Şemsi Ahmet Paşa tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan tarihi yapı, günümüzde kütüphane olarak kullanılıyor. 4 asırlık bir tarihe sahip olan külliyenin etrafı kesme taşlarla çevrili. Denizin kıyıyla buluştuğu Şemsi Paşa Halk Kütüphanesi, insanların kitap okuyup huzur bulduğu tarihi bir mekan. Bu tarihi semtte dolaşırken birçok sanat atölyesi de görmek mümkün. Burayı, bu atölyeyi 6 ay önce Hilal arkadaşımla beraber kurduk. Bizim bir hayalimiz de aslında bu. Burada ağırlıklı olarak çanta tasarımları, cüzdan tasarımları, kişinin özel isteği üzerine bilgisayar kılıfları, bilgisayar çantaları, böyle tasarımlar yapıyoruz. Üsküdar'ın çok güzel bir dokusu var. Kuzguncuğun ki daha tatlı bir dokusu var. Yani sanatı, sanatçıyı destekleyen bir ilçe Üsküdar. Bu yüzden Üsküdar'ı tercih ettik. Tarihi, kültürel ve sanatsal açıdan en zengin semtlerden biri olan Üsküdar, yerli ve yabancı gezginlerin her daim ziyaret ettiği, Boğaz'ın en güzel semtleri arasında yerini koruyor. ...18 yıldır keman ve piyano çalıyor, besteler yapıyor, eğitim veriyor. Notalar yaşamının her alanında.
Müzisyen Aslıhan Batur, kemanda kendi stilini oluşturan isimlerden. Aslında kendime ait bir müzik yaratma konusu çok fazla çalmaktan kaynaklanıyor. Çok fazla tekrar etmek, çok fazla müzik dinlemek, çok fazla müziğin içinde barınmak, çok tekrar etmekten kaynaklanıyor. Birazcık da kendime ait yani Aslıhan Batur ezgileri ya da keman çalma stili dediğimiz şeyi oluşturmak dediğim gibi çok fazla müzik tarzıyla iç içe olmamdan ve çok fazla çalışmamdan kaynaklanıyor. Zaman içerisinde bu Batı ve Türk müziğini sentezleme durumu gelişmiş oldu kendi doğallığıyla beraber. Bundan çok keyif alıyorum. Bu benim tarzımı aslında ortaya koyan bir durum. Bunu sentezlemek, bunu icra etmek ve oluşturduğum melodilerimi de bu tarz üzerinden, bu sentez üzerinden oluşturmak gayet beni tatmin eden bir durum oluyor. Batur, uzun yıllardan bu yana müzisyen Mahmut Orhan'la birlikte çalışmalar yapıyor. Sanatçının Escape adlı single'ı ise yakın zamanda müzikseverlerle buluştu. Feel parçasıyla zaten çok dünyada tanınmış olduk. Benim çaldığım bir ezgi 360 milyon izlendi. Bu beni çok gururlandırıyor, hala söylüyorum. Ve sonrasındaki bütün keman melodileri bana ait. Bu Escape şarkısı tamamen beste bana ait. Yapımcım Mahmut Orhan şirketinden çıktı. Çok güzel bir çalışma. Bu çalışma tabii az önce konuştuğumuz gibi hafif içerisinde doğu tınılarını barındıran bir eser oldu. Ve şöyle bir durumu da var. Artık teknolojinin gelişmesiyle klasik müzik, yani klasik akustik enstrümanlar da elektronik müziğin içine dahil olduğu için ben bu yaptığım çalışmayı elektronik müzikle birleştirdim. Aslıhan Batur için beste yapmak bambaşka bir yolculuk. Kendi bestemi yaratırken de benden bir şey istendiği zaman da bir altyapı gönderip üstüne hadi bakalım bunun üstüne güzel bir keman melodisi yaz dediklerinde gerçekten bu kolay olmuyor. Çünkü o sloganı yaratmak, o melodiyi, o dikkat çekici ve tekrarlanabilen, anlaşılabilen, o güzel melodiyi bulmak için çok odaklandığım oluyor, çok tekrar ettiğim oluyor. Batur, kişisel üretimlerinin yanı sıra Trion Stage adlı grupta da müzikal çalışmalarına devam ediyor. Üç kişinin, üç kadın müzisyenin bir araya gelip oluşturduğu bir grup, Trion Stage ismi. İçinde Hülya Uysal var, saksafon çalıyor, Nihan Demirkapı var, çello çalıyor, ben de keman çalıyorum. Bu ekip nasıl hareket ediyor? Yani biz sadece enstrümanlarımızı çalıp sabit durmuyoruz veya oturmuyoruz. Sahneye çıktığımız andan itibaren dans ederek enstrüman çalıyoruz ve senkronik bir şekilde çok insanların dönüp vay be neler oluyor burada dediği, şaşırdığı şeyler, tepkiler alıyoruz. Türk gravür ve grafik sanatçısı. Yalnızca Türkiye'de değil, dünyada da alanında önde gelen isimlerden biri. Ölümünün 45. yılında Aliye Berger. Londra'da gravür tekniği üstüne yoğun çalışmalar yaptı. 1951'de 140 parça gravürle Türkiye'ye dönerek İstanbul Fransız Konsolosluğu'nda ilk kişisel sergisini açtı. Sonraki yıllarda gravürü yaygınlaştırmak amacıyla bu teknikle yılbaşı tebrik kartları yaptı. İstanbul, Ankara, Londra, Paris, Viyana, Rawalpindi, İslamabad'da kişisel sergiler açtı. Yurt içinde ve yurt dışında birçok karma sergiye katıldı. İstanbul Resim ve Heykel Müzesi'nde
Viyana Albertina Müzesi'nde ve özel koleksiyonlarda resimleri bulunuyor. Aliye Berger'in gravürleri onun hayata bakışının birer yansımasıydı. Çalışmalarında kasap kağıdı, zımpara kağıdı gibi gereçler kullandı. Konularını yakın çevresinden ve yaşamından seçti. Aliye Berger'in gravürlerinde kalıplaşmış konular yerine sanatçının içsel deviniminin yansımaları görülüyordu. Bunları birleştiren tek özellik, sanatçının yaşama bağlılığı ve çevresiyle birlikte düşünme tutkusuydu. Gravürde renkli ve siyah-beyaz özgün baskıda coşkulu, verimli bir dönemin başlıca temsilcilerindendi. Berger'in ölümünden sonra 1975'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi geniş bir retrospektif sergisi düzenledi. Aliye Berger ardında bıraktığı eserlerle gravür sanatının zenginleşmesine katkı sunmaya devam ediyor. Oyuncu, yazar ve yönetmen. Feride Çetin, İstanbul Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünü bitirdikten sonra yönetmen asistanı olarak yanına gittiği Kutlu Ataman'ın kendisini filminde oynatmasıyla başladı oyunculuğa. Oyunculuğa ilk kez adım attığı İki Genç Kız filminden sonra birçok dizide, filmde ve tiyatroda rol aldı. Tiyatroya her zaman devam etmek istiyorum çünkü tiyatro bir oyuncunun ana egzersiz yeri. Ben sahneye çıktığım yerleri ayırt etmiyorum. Bir televizyon dizisi olabilir, bir sinema filmi, bir belgesel, bir tiyatro oyunu. Önemli olan her zaman hikaye, metnin ne olduğu. Siz o hikayeye inanırsanız, hikayenin bütün sac ayakları birbirini çok iyi tamamlıyorsa iyi bir iş ortaya koyarsınız. Ama baktığınızda eğer bir kimlik edinmek gerekiyorsa, ben sinemacıyım her zaman. Tiyatroda olmak şunun için gerekli. Hem size bir disiplin ve enerji sağlıyor. Hem de kendinizle ilgili daha fazla deneme yapma imkanınız oluyor. Shakespeare'in 3. Richard trajedisini oynuyoruz. 3. sezonumuza girdik. Shakespeare oynamak... Özellikle yurt dışında bir aktör için kendisine meydan okuma gibi algılanıyor. O yüzden bana heyecan veriyordu. Ama şimdi artık daha güncel bir metinle sahnelerde olmak istiyorum. Ünlü oyuncu, Türkiye'nin ilk kadın ressamlarından Mihri'yi odağına alan bir projede yer alıyor. Ben biliyordum. Selim İleri'nin... bir tiyatro oyununda tanışmıştım. Tiyatro metninde tanışmıştım Mihri Müşfik'le. Sonra araştırmıştım ve büyük hayranlık duymuştum. Derken yaklaşık işte 2 yıl kadar önce beraber başka bir projede çalıştığım yapımcı arkadaşım Yonca Ertürk dedi ki bizim yönetmen Berna Gençalp'le bir Mihri Müşfik projemiz var. Sen onu canlandırmak ister misin? Benim için inanılmaz bir süreçti. Çok mutlu oldum çünkü bu kadar özgür ruhlu bir kadını canlandıracak olmak çok heyecan vericiydi. Bu bir canlandırma, animasyon, dokümenter projesi. Mihri Müşfik'in izini sürüyor ve bugüne kadar onunla ilgili yanlış bilinenleri bilinenleri ortaya çıkartıp doğrusunu anlatmaya çalışıyor. Mihri Müşfik kadınların eğitim almasının bile sorgulandığı bir dönemde Sanayi Nefise'nin kız kolunu kuruyor. Yani ilk defa Güzel Sanatlar Kadın Akademisi'ni kuruyor. İlk kadın heykeltıraşları ve ressamları yetiştiriyor. Ve savaş döneminde yani İstanbul alev alevken parklara, bahçelere o kadınları çıkartıp resim yapmalarını sağlıyor. Bununla da yetinmiyor. Dünyayı dolaşıyor. Neredeyse Avrupa'nın bütün şehirlerinde ve Amerika'da New York'ta çok önemli sergiler açıyor. Papa'dan Roosevelt'e, Atatürk'e birçok önemli şahsiyetin resimlerini yapıyor. Beni etkileyen ise her seferinde gittiği her yerde kendine sıfırdan bir hayat kurma gücünü bulabilmesiydi. Tabii ki çok trajik şeyler yaşıyor. Evlilikler, ayrılmalar, kayıplar evlatlarıyla ilgili. Ama her zaman ayakta kalabilmesi bence
ona hayranlık duymamızı sağlayan bir şey ve galiba bizim tarihimizde en hayranlıkla takip edebileceğimiz kadın figürlerden birisi. Bir hal var sende. Feride Çetin kamera önünde olduğu kadar arkasında da yer almış bir isim. Kısa film çalışmaları bulunan sanatçının hayatında okumak ve yazmak önemli bir yere sahip. Başımıza gelen her şeyi önceden bekliyor muyuz? Edebiyatsa herhalde küçüklüğümden beri böyle tutkuyla bağlı olduğum bir şey. Nasıl oldu da buradasın abi? Kitap okumayı çok seviyorum. Kütüphanemle gurur duyuyorum. Yani onu oluşturmak için yıllarımı verdim. Ve benim için çok önemli. Bir boş zaman aktivitesi değil. Çünkü mizacım da yani meraklı bir yapıya sahibim. Sürekli öğrenerek kendimi ayakta tuttuğuma, nefes aldığıma inanıyorum. Dünyayı merak ediyorum çünkü soru sormayı, öğrenmeyi. Yazmak da küçük yaştan beri günlükler tutuyordum. Ve o da bir şekilde beni rahatlatan bir şeydi. Ama hani niye yazmak sorusuna verebileceğiniz bir sürü cevap olabilir. Geçen günlerde çok sevdiğim bir yazarın son kitabını okudum. Boşa geçirecek vakit yok, Ursula Guin'in. Orada artık 90 yaşında, yani 6 ay önce kaybettik kendisini. O diyor ki, yıllarca bana niye yazı yazdığımı sordular. Verecek tek cevabım, canım öyle istiyor. Yani buna afilli, parlak cümleler kurmak zorunda değilsiniz diyor. Yazarlara öğüt veriyor. Herhalde ben de yazmak konusunda bunu söyleyebilirim. Yazmayı çok seviyorum. Yaklaşık 20 yıldır gazete ve dergilere yazılar yazıyorum. Kültür sanat yazıları. Ve yazmaya devam etmek istiyorum. Çocuğu uyandırıp giydireyim, geliyoruz. Öykücü olmaya gayret ettiğini söyleyen Çetin'in ilk kitabı Duyulur Dünyanın Şakası 2015'te yayınlandı. Sanatçı yakında yeni bir kitap çıkaracak. Kocamın gerçek katili mi? Annemiz aşktır. Deneme türünde yazılardan oluşuyor. Aslında biraz kadın olmakla ve tek başına ayakta duran bir kadın olmakla ilgili yazdım. Orta Doğu'da ayakta durmaya çalışmakla. Çünkü çevre ülkelere seyahatlerim olmuştu son 10 yıl içinde. Yani hem buradan bir Kuzey Afrika, Asya'dan hem de sonra daha batıdan Türkiye'ye bakmaya çalıştım. Bütün bu süreçte kendi ailemin benim üzerimde, yani benim yolculuğum üzerindeki etkisini yazmaya çalıştım. Sinemada işte mesleğe başladığımız zaman da kadınların fazla etkinlikleri yoktu. Bu 20 yılda neler yaşadığımı yazmaya çalıştım. Heyecanla bekliyorum nasıl karşılanacak, nasıl tepkiler alacak. Yaptığı farklı işlerin birbirini beslediğini düşünen Feride Çetin, ileride senaryoları, uzun metraj filmleriyle çalışmalarını çeşitlendirmeyi hedefliyor. Aşk Ölsün'deki performansıyla Günay Karacaoğlu, İsmet Güntay Tiyatro Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu seçildi. İzmir Devlet Opera ve Balesi, 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali kapsamında Romeo ve Juliet'i sahneleyecek. Say you're a painter. Because I love painting. I have to paint. I've always been a painter. Vincent Van Gogh'un Arles'teki son zamanlarını konu alan film açık havada izleyiciyle buluşuyor. Yes.
How do you know? Because I can't do anything else, and believe me, I've tried. Yes, sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. I spent all my life alone in a room. İsveç'in dünyaca ünlü sesi J.J. Johansson İstanbul'da sevenleriyle buluşuyor. Deneysel ve yenilikçi yaklaşımıyla Türk müziğini rock'la sentezleyen Gaye Su Akyol, Muğla'da konser verecek. Sen yandın, tutunamazsın geç yolum, ölüme doydun. Biz yandık, küle konduk, kavruldum, ateşe doydum. Repertuarında Anadolu ezgileri, modern arabesk, Türk pop müziğinden melodi açısından seçkin eserler bulunan Rubato, İstanbul'da sahne alacak. Senin olsun yüreğim bende kalırsa yaşayamam, sen ağlama, dayanamam. Sıla sevilen şarkılarını Ayvalık Amfiteyatro'da seslendirecek. Ekin Balcıoğlu'nun Mitosların Uyanışı sergisi 13 Ağustos'a kadar Alaçatı'da görülebilir. Bora koleksiyonuna ait Moldovalı, Romen ve Türk sanatçıların eserlerinden oluşan sergi 10 Ağustos'ta sona eriyor. Zilberman Galeri'nin genç sanatçılara yönelik başlattığı Genç Yeni Farklı Seçkisi'nin 10.'sü Burçak Bingöl küratörlüğünde gerçekleşiyor. Sosyal Sorumluluk Platformu Sanata Bir Yer'in 3. karma sergisi, genç sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.